Günaydınlar. Güzel İzmir'den bütün Türkiye'ye merhabalar. Zorlu, uzun bir kampanya döneminin son günündeyiz. Liderler son günlerini memleketlerinde geçirirler. Ben de bugünü doğduğum ve şu anda yaşadığım memleketim Manisa'yla ve büyüdüğüm memleketim İzmir'de geçirmeye karar verdim. Biraz önce Balçova'da başladık. Sevgili adayımız, genç adayımız Onur Yiğit'le ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la birlikte halkı selamlayarak son günü İzmirlilerle paylaşıyoruz. Yarın 61 milyon seçmen Türkiye'de sandık başına gidecek ve iki önemli karar verecek. Bunlardan birincisi seçmen yerel yöneticilerine karar verecek. Geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük ittifakla çok sayıda belediyeyi kazanmıştı ve 5 yıl boyunca arkadaşlarımız hizmet ettiler. Şimdi artık ittifaklar yok ama İzmir'de görüyoruz ki İzmir İttifakı var. Gönüller, vicdanlar sandıkta birleşiyor. Türkiye'de de Türkiye İttifakı var. Kampanya boyunca söyledik. Türkiye İttifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Ve kırmızı beyaz renklerle geçirdiğimiz bir kampanyanın son günündeyiz. Büyük bir coşku içinde. İzmir öyle, Türkiye'nin dört bir yanı öyle. Yarın sandıklar açıldığında iki şey belli olacak. Bir, israf yerine hizmet yapan halkçı belediyeciliğin halktan gördüğü teveccühü sandık sonuçlarında görmek isteriz. İkincisi de genel seçimlerde montaj kasetlerle, videolarla, korkuları yöneterek, eğer biz gelmezsek felaket olur diyerek çok küçük bir farkla devletin televizyonunu, ajanslarını kendisine alet ederek seçimi kazananlar 10 aydır Türkiye'ye kan kusturuyorlar. Emekliler perişan durumda, emekçiler perişan durumda, esnaf perişan durumda, çiftçi perişan durumda ve bu orantısız gücü genel yönetimdeki bu orantısız gücün yerelden dengelenip dengelenmeyeceği önemli. Eğer milletimiz yarın bu orantısız güce gösterdiği tepkiyi bir sarı kart olarak futbol deyimiyle yeter beni de fark edin diyerek başta emekliler ve bütün toplumun ezilen kesimleri sesini duyurursa 1 Nisan'dan itibaren bambaşka bir Türkiye olacak. Ama bu iktidar her şeye rağmen oy alıyorum hissiyatını sürdürürse kimsenin sesini duymamaya devam edecek. Ve buradan en önemli çağrım genç seçmenlerimizedir. Genç seçmenlerimiz maalesef özgürlükleri kısıtlayan, hayat biçimlerine karışan, üniversitelerine kayyum atayan, konserleri yasaklanan, festivalleri yasaklanan ve her geçen gün istedikleri gibi değil, istemedikleri bir ülkeye zorlanan gençlerimiz bu iktidara tepkilerini yarın sandık başında gösterecekler. Özgürlükleri isteyenler, bu ülke yaşanacak bir ülke olsun isteyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak isteyen gençleri yarın istisnasız, firesiz sandık başına bekliyoruz. Demokrasi özgürlük demektir. Özgürlüğü isteyen demokrasiye sahip çıkmalıdır. Demokrasiye sahip çıkmak sandığa gitmekle olur. Tüm gençleri, siyasi görüşleri ne olursa olsun, tüm gençleri, ülkesini seven, yarınından endişe duyan tüm gençleri yarın sandık başına gelmeye, geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve İzmir'deyiz. İzmir bir büyük değişimin, bir büyük dönüşümün, bir büyük heyecanın en önemli adımını attığımız ildir. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımızın olduğu İzmir'de yarın İzmirliler seçilecek yerden 9 kadın belediye başkanına oy verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 kadın belediye başkanını önce bütün İzmirli kadın seçmenlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetçi kadınlarına emanet ediyoruz. Sonra da İzmir'in kadınlara saygılı, kadın haklarına saygılı
centilmen seçmenlerine emanet ediyoruz. Yine İzmir'de 30 belediye başkan adayımızdan 12'si 40 yaşın altındadır. Bir tanesi de yanımdaki Onur Yiğit kardeşimdir. İzmir'in gençlerini her yaştan ruhu genç İzmirlilere emanet ediyorum. Ve tüm belediye başkan adaylarımızı Cumhuriyet'in kalesi İzmirlilere emanet ediyorum. Takımın kaptanı, yine kendisi de 50'li yaşlarının başında, İzmir'in çok iyi tanıdığı, İzmir'deki en başarılı belediyecilik uygulamalarımızı hayata geçirmiş olan, İzmir'i seven ve İzmir'in önümüzdeki 5 yılına projeleriyle, hizmetleriyle, bizlerin desteğiyle İzmir'i bir dünya kenti haline getirecek vizyona sahip Cemil Tugay'dır. Cemil Tugay başkanın kaptanlığında genç, dinamik, İzmir'e yakışır kadınlarıyla, gençleriyle ekibimizi bütün İzmirlilere emanet ediyoruz. Yarın seçim sonuçları gençlere destek, kadınlara destek, Cumhuriyet'e destek, İzmir'in özgürlüklerine sonuna kadar sahip çıkan bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Buradan tüm siyasi partilerin adaylarına bugüne kadar göstermiş oldukları demokratik olgunluk için teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerin yarınki adaylarına başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'deki muhtar adaylarına arkalarında bir parti desteği, yakalarında bir parti rozeti olmaksızın verdikleri demokrasi mücadelesi için teşekkür ediyorum. Yarın sandık başındaki tüm görevlileri demokrasiye sahip çıkacakları için bir kez daha tebrik ediyorum. Partimizin görevlilerine, bütün sonuçlar alınana, son ıslak imza teslim edilene, son seçim sandığından son sonuç kaydedilene kadar görev yerlerini terk etmemelerini bekliyorum. Ve hepsine şimdiden bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kazasız, belasız bir şekilde geldik. Herkes çok dikkatli olsun. Yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı olunsun, hoşgörülü olunsun. Seçimde istenmedik olaylar yaşanmadı, çok az yaşandı. Bundan sonra da seçim sonuçları alınana kadar herkesi sağduyuya davet ediyorum. Ve son seçim kazandığımızda kazandığımız her yerdeki Cumhuriyet Halk Partilileridir. Süleyman Seba takımı şampiyon olup büyük bir coşkuyla galibiyeti kutlarken soyunma odasına girip yan tarafta kaybedenler var. Onları rencide etmeyin demiştir. Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Zaferimiz kimsenin hazimeti değildir. Bizim galibiyetimiz kimsenin mağlubiyeti değildir. Mutlu olacağız, sevineceğiz, taşkınlık yapmamaya, kimseyi rencide etmemeye, kimseyi kaybettik hissiyatına sevk etmemeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye'de Türkiye İttifakı kazanacak. Sonuçta Türkiye kazanacak. Bu seçimin kaybedeni kimse olmayacak. Türkiye'de demokrasi kazanacak. Siyasete bir denge gelecek. Onun için sevinç gösterilerinde, kutlamalarda ölçülülük prensibini asla terk etmemeyi, hastaları düşünmeyi, küçük çocukları, bebekleri düşünmeyi, belli bir saatten sonra yüksek ses, gürültü yapmamayı, vakur ve centilmenlik içinde galibiyeti karşılamayı bütün örgütümüze bir talimat olarak iletiyorum. Hepsini çok seviyoruz, hepinizi çok seviyoruz. İzmir'in mavi gökyüzü, güzel güneşi yarın sandıklar açıldığında Türkiye'nin üstüne doğsun. Genel olarak çok umutluyuz. Geçmişte büyük ittifaklarla başardığımız bir işi milletimizin vicdanıyla, seçmenimizin sağduyusuyla ve seçmenimizin Türkiye ittifakına sahip çıkarak sağlayacağımızı, koruyacağımızı düşünüyoruz. Sonuçta bir seçimdir. Kazanmak var, kaybetmek var. Yarın kaybedenler olacak. Üzülmesinler, demokrasinin içinde kalındığı takdirde demokraside kaybetmek de var. Ama demokrasi hep kazanmak,
hep birilerinin kazanması, hem yandaşlara kazandırması, bir ailenin, bir partinin, üst yönetiminin zenginleşmesi, emeklilerin, emekçilerin, esnafların, çiftçilerin sürünmesi de değildir. Yarın sandığa seçmenin nasıl bir demge getireceğini, nasıl bir damga vuracağını hep beraber heyecanla bekliyoruz. Seçim ortamında çok konuşuldu. Siyaset insanla yapılan iştir, sözle yapılan iştir. Ben veya herhangi bir adayım istemeden herhangi bir kişinin kalbini kırdıysak bundan üzüntü duyarız. Haklarını helal etsinler. Bizden yana haklarımız helal olsun. Yarın güzel bir gün olacak. 1 Nisan'da Türkiye demokrasisi çok önemli bir adım atarak güne başlayacak. Sayın Genel Başkanım, malum üzere uzun süre bir seçim çalışmalarının sonuna geldik. Seçimler için. İzmir'i iyi bilen bir isim olarak sizce İzmir'de adil ve seçim süreci geçildi mi? Kampanya süreci geçildi mi? Şimdi Türkiye'de tek parti rejimine evrilmiş, demokrasiyi pek çok yönüyle askıya almış, bir partiyi devlet, devleti de partinin hizmetinde bir aygıt olarak gören bir anlayış olduğu müddetçe adil bir seçimden hiçbir yerde bahsedemezsiniz. TRT reklamımızı yayınlamadı parasıyla. Oysa ki eşit yayıncılık yapması gerekirdi. Bizim reklamlarımızı yayınlamayacak kadar ileriye gitti. Devletin bütün imkanları bir parti için seferber edildi. Devletin göya tarafsız olacakları, kimliksiz olacakları, bürokrat ve teknokrat olacakları, siyaset yapmayacakları söylenen bakanları var güçleriyle ve bakanlıkların bütün gücüyle siyasete geldiler, karıştılar. İstanbul'da da, İzmir'de de, Türkiye'nin her yerinde de orantısız bir devlet gücüyle bizim adaylarımız kendi öz güçleriyle mücadele etti. Ama bizim milletimiz ne zaman devlet ile millet yarışsa hep millete kazandırmıştır. Kenan Evren seçim sonuçlarına müdahale ettiğinde de milletimiz millete kazandırmıştır. Demokrasi tarihimiz boyunca devlet ile millet ne zaman yarıştıysa millet kazanmıştır. Bugün devletle millet yarışıyor. Bugün devletle Türkiye İttifakı yarışıyor. Milletimiz yine millete kazandıracaktır. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.